söyler misin? Ses geliyor mu? Bassana biraz. Dokunuyor mu? Dokunuyor mu? Bir daha bas. Teknik direktörümüz Maris Şimidika'nın cezasından dolayı antrenörümüz Gabriel Margarit basın toplantısı düzenleyecek. Maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Can you evaluate the game? Okay, we lose again after a long time. Uzun zamandan sonra ilk defa maç kaybediyoruz. We don't do a special game today. Bugün çok iyi özel bir maç oynayamadık. But in my opinion, today VAR beat us, no Sivas. Ama bence bugün bizi VAR yendi Sivas. We have 31 points. 31 puanımız var bizim. But everybody is against us. I don't know why. Ama herkes bize karşı bunu. Erzurum same last minute VAR. Erzurum maçına da aynı şekilde. Today son dakikada VAR'dan. Today before first goal for Sivas is fouled against Oğuz. Sure. Sivas'ın ilk golünden. And the referee say advantage for who? Because we are in defense. Biz orada defanstaydık yani. After 2-1 we have penalty 100%. 2-1 iken %100 bir penaltımız var, o da verilmedi. VAR not working for us so or what? What happened? Hiçbir zaman yanımızda değil. We are angry, okay. Tam biraz sinirliyiz. But we must to have balance for each team, for everybody. Ya, the same. Dengede olması lazım her takım için. The rules is the same for everybody, for all teams. Bütün takımlar için aynı olması gerekiyor. Sorumuz var mıydı? Teşekkürler tekrar. Hazır mıyız arkadaşlar? Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi şöyle son iki haftadır, daha doğrusu beş haftadır söyleyeyim. Gerçekten iyi oynuyoruz Konya maçıyla başlayan. Bir tek sadece Beşiktaş maçını kaybettik. Ama son iki maçımız 2-2 gidiyordu, bitti. Ve hepsinde de 2-1 galipken son dakikalar goller yedik. Yine bugün de aynı şekilde oldu. Yani 2-1 devam ederken biraz sıkıntı yaşadık. Ama şunu söyleyeyim, bugün takım gerçekten maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Maçın başında mağlup durumumuza rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadılar. Çok güzel pozisyonlar yakaladık bir sürü. Son paslara dikkat edebilseydik farklı bir maç olacak. Bir de tabii ki en büyük etkenden bir tanesi de Antep'in kalecisi Günay'ın mükemmel oynamasıydı. Bayağı pozisyonlarımızı çıkardı. Ama ben takımın oyunundan özellikle ikinci yarı olsun, ilk yarı 10 dakikadan sonra çok iyi oynamaya başladılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Antep takımı zaten şeyi belli, çıkışı vardı zaten. Uzun süredir de mağlup olmuyordu. Ama bugün dediğim gibi kendi sahamızda kazanmamız kesinlikle önemliydi. Çünkü bizim kalan 3 tane maçımız var devreye kadar. Devre arasında da inşallah takviyeler de yapacağız. Ve bu kalan 3 tane maçımızda ne kadar puan alırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü ikinci yarı artık telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bir daha ikinci yarı yok. Onun için de her şeyi de çok iyi şekilde yapıp ikinci yarıya çok iyi şekilde de başlamamız gerekiyor. Ama öncelikle şu 3 tane maç ligdeki. Onu almamız, bir de tabii ki salı günü oynayacağımız kupa maçı. Bunları da iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız yani. Hocam, Antep'in yapıcı hocası biraz önceki açıklamasında Antep sporu Sivas sporu değil, VAR'ın yendiğini söyledi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi arkadaşa katılmıyorum ben. Ben kalecilerini övdüm. Çok övdüm. İki tane topumuz direkten döndü. Bir sürü şutlarımızı çıkardı. Gerçekten mükemmel çıkardı. Onun için yani bugün biz üstün oynadık. Pozisyon olarak da üstün oynadık. Bir 10 dakika hariç başlarken. Şimdi şöyle, ona bakarsanız yani pozisyon bakarsanız bizim ilk yediğimiz golle de faul falan yoktu. Bize göre hiç yoktu ama döndü, gol oldu. Biz de çok itiraz ettik. Ama olmadı. Yani onun için bize hep oldu böyle şeyler. Ama bugün şu var, biz iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Ve ben Antep'in kalecisini övüyorum. Gerçekten mükemmel oynadı. Benim de öğrencim de, eski öğrencim. Gerçekten mükemmel oynadı. Kendisini de tebrik ettim. Onun için yani bugünkü galibiyetimizin başka bir şey bulmasınlar. Çünkü biz hem oynadığımız oyun hem girdiğimiz pozisyonlarla hak ettik yani. Ben bir şey. Hocam, devre arasının transferlerin başladı. Transferlerimiz olacak mı? Kesinlikle olacak. %100 olacak. Kaç transfer? Kesinlikle. Yani bizim kafamızdaki 3-4 tane en az yani olması gerekiyor. Onları yapmaya çalışacağız yani. Teşekkürler. Tamam.
İyi akşamlar.